ses deneme. Kapağı koşayım konu. Bir daha kimseye kendimi kullandırmayacağım dedikten sonra. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tezene ile birlikte süt dağıtacağız. Bu sokakta var mı? Var. Yolu kapattın ama. Kapattım biliyorum. Başka duracak yerim yok. Hello. Sema kaç litre süt verdin? 3 verdik. Ne kadar litre fiyatı sende sütü? 30. Jersey sütü 30. Jersey sütü 30 lira mı oldu? Hayır be, uzun zamandır 30. Oo, iyi para 30 lira. Uzun zamandır 30. Normal sütün toptan fiyatı 10,5. Perakende satış fiyatı 18. Jersey sütünün toptanı yok gibi bir şey. Perakendesi de 30. Ki şu an Eskişehir'de en ucuz bende Jersey sütü. Aynen öyle. Benim de güneş gözlüğüm vardı. Buradan güneş gözlüğümü dızladığını düşündüğüm bir arkadaşım var. Neco, ver lan adamın gözlüğünü. Neco, burada da mı süt vereceksin? Süt vereceğiz. Arkadaşlar şu an Eskişehir Çamlıca Mahallesi'ndeyiz. Sokaklarda geziyoruz. Geziyoruz. Araba değişti mi diye soruyor. Hmm. Abinin araban bu. Bu abimin araba. Bugün kaç yere bırakacağız süt? Bugün bizim bir ortalama 10 noktamız falan var. Şimdi Çamlıcaları bitirmek üzereyiz. Şurada bir yere daha gideceğiz. Ondan sonra Batıkent. Kaç litre dağıtacaksın bugün toplamda? Bugün şu an 95 litre sütümüz var. Bu kamyon buradan çıkmaz, ben çıkmaz. Sana diyeyim. Lan! Çocuk dolu bir de. Çocuklar, arabanın arkasından bir çekeyim bakayım bir. Çık lan! Merhaba canım. Tezine bu kız ünlü oğlum. Şunuza biraz dikkat edin lan. Arkadaşlar bu arada Tezene'nin şoförlüğüne çok güvenirim. Bir gün bizim köye gidiyorduk. Çok yollar çok kötüydü, virajlıydı. Dedi ben bu yolları tanımıyorum, al sen sür. Hani sen daha çok biliyorsun, çocuk bundan beri gelip biliyorsun falan. Ben de aldım biraz sürdüm işte birkaç kilometre. Dedi in. İn aşağı. İn aşağı, in dedi. Geç dedi yan koltuğa. Nasıl bakıyor lavuklar? Lan TRT'de falan görüyordum böyle araba sohbetleri, taksici maksici oluyorlar diye milletvekilleri. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. Kendimi kornaya bastım. Şey olayını sevmiyorum ya. Az önce de konuştuk ya mesela. İşte o işte günlük 3000 lira falan şeye baktım. Orhun abiyle çektiğimiz videonun yorumlarına baktım. Hani şeymiş gibi düşünülüyor. O demiş işte günlük 3000 lira. Üf, o zaman işte aylık 90.000 lira. Evet. Yani o 90.000 liranın tamamı bana kalıyormuş gibi görünüyor. Yani onun tamı tamına yarı parasının yen parası olduğunu hesap etmiyor. Ama yarısı kalsa gene 45.000 lira güzel i̇şte para. İşte yarısı kalmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Yani evet, tabii ki de para var. Tabii ki de normal bir asgari ücretliden daha fazla kazanıyorsun. Evet. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bunu asla reddetmiyorum. Ama çok fazla emek var bir de. Kesinlikle. Yani düğünün yok, bayramın yok. Aynen, yarı parası net yem parası. Onun dışında çobanın maaşı var. Onun dışında benim buradan aldığım para var. Onun dışında arabanın mazotu ve bir de arabanın sürekli çıkardığı arızalar var her gün. Evet. Taksi gibi gezdiği için. Ki bende de ailem yapmasa ben de tek başıma yapamam şu an. Bu bir şey gibiydi. Perde arkası, gerçekler. Aynen öyle. Arkadaşlar Sema'nın sütleri bu şekilde poşetle. Evet. Ne kadar var burada? Bir şu bekle bir dakika. Süt, tahmin et bakayım. 3. Ama sen biliyorsun ki senin artık gözün kantar oldu, evet, yani. Evet. Vallahi billahi olmaya başladı. Çok fazla cambazlarla geziyorum burada. Hayvan tartıyoruz. Keskine gidiyorum orada mezbanede. Arkadaşlar Sema'nın bagajına da bir bakalım. Gelmişken. Burada iki taraf şey mi? Jerseylerin ve diğerlerinin olarak mı? Hayır. Beşlikler, üçlükler. Normalde mavi doblosu var arkadaşlar. Evet. Arkasında sütçü Tezene yazıyor. Sevim abla, Sema ben, sütçü nasılsın? Tam 5'te Çağdaş'ın önünde buluşabiliriz. Yiyeceğim bütün müşterilerim, aşırı tatlılar ya. Kemerini takar mısın? Pardon. Ya satışı çocuk. Özür dilerim arkadaşlar. Herkesten. Ben ceza yedim Enver. Neyden? Hayatımın ilk cezasını yedim. Telefonla konuşmaktan. Hayır ya. Bana telefonla konuşmaktan yazdılar 1000 TL. Yemin et. Hem de köy yolunda yanımdan geçiyordu jandarma sadece. Yanından geçerken mi yazdı? Geri döndü. Seni görünce geri mi döndü? Ben kaçtım, yetişti. Bildiğin sadece o cezayı yazmak için geri mi geldi? Evet, sadece 2 saniye konuştum. Abi Sarıcakaya'da mısın? Hayır değilim. Tamam abi ben trafikteyim derken ya virajda yanımdan geçti böyle. Arkamdan bir geldi. Ben gittim, o geldi. Ben gittim. O en son siren sesi öttürdü dedi, çeksen. Köy yolundayım. Şehre süt dağıtmaya geliyorum. Hızlı mitin 50 olduğu bir bölge var. Okulun orası mı?
Okulun orası değil. Okuldan çok çok daha ileride. Tamam. Okulun orada. Okulun orada zaten basamasında tümsek var. Evet. Ama bomboş köy yolu yani bildiğin. Herkesin 80'le 100'le gittiği. Neyse. Sevgili jandarmalarımız, trafik jandarmalarımıza buradan selam olsun. Bir ağacın altına bir güzel onlar görünmeyen bir yere girmişler. Öndeki araba görüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Bana adam ne sinyal veriyor, ne dörtlü yakıyor. Ben de adama içimden iyi dileklerde bulunuyorum. Hani madem duracaksın, döneceksin bir sinyal versene be abicim. Ne yapıyorsun be abicim falan diye. Tamam. Adam birden 80'den 70'e düştü. Düştü 40'a kadar indi adam. Ben de dedim, seni mi bekleyeceğiz be abicim dedim. Adamı sollamaya çıktım. Tam sollamaya çıktım. Adamla yan yana geldim. Oradan trafik şeyini gördüm. Jandarma arabasını gördüm. Çevirmeyi mi varmış? Yok. Oradan direkt yazıyor geleni geçeni. Tabii önde önde olsaydım sıkıntı yok. Önde olanların hiçbiri yemedi zaten o cezayı. Benim gibi arkadan gelen garibanlar yedi. Görmeyenler, arabayı görmeyenler. Ne dedim, kadar? Sema, sonunu düşünen kahraman olamaz. Çıktın artık adamı sollamaya. Bas geç dedim. Yani yapacak hiçbir şey yok. Gelip test yapma. Yapma, o yok. Bizde geri yok. İleriden ancak ileriden ova atarım belki. İşte bu. Sonunu düşünen asla kahraman olamaz. Yedin cezayı. 950 lira. Seversin. Bu benim değil mi zaten? Oha artık. Yemin ediyorum aynısından var bende. Bu boyutta mı kaldı? Aynı boyutta. Bak. Göster kameraya. Tamam, iki tane aldık şimdi içinden. Evet, i̇çinden aldık. Oğlum çalmadım ya. Bunu da Hüseyin'den çaldım arkadaşlar ben... dün arabadan inerken. Çocuk çalan çocuğun adı neydi? Neco. Beni Necolarla karıştırma, ben hızcı değilim. Neco, ver lan çocuğun gözünü. Arkadaşlar, Batıkent'teyiz şu an. Çamlıca'yı bitirdik. Batıkent'in sütünü dağıtıyoruz. İyi mi? Ver deminki pozunu, şöyle neşeli. Sana emanet ediyorum. Bu benim veci nimetim. Tamam. Kasa bura değil mi? Kasa orası. Kemerimi takar mısın? Hemen takıyorum. Ben seni insan içine çıkartamayacak mıyım ya? İnsan içine çıkınca şımarıyor ya. Köylü laf bu. Bulabilirsiniz aşağıda. Linki yok. Çarşamba pazarı. Hadi bakalım. Hadi. Harbi çarşamba pazarı mı? Arkadaşlar. Köylü kızı deyip geçmeyin. Ya dün düğüne gittim. Düğünde rujumu tazelemem gerekiyor. Hani doğallıkta hani şey... yok millet ruj yaparken sen böyle videolar falan düğünde... var ya. Arkadaşlar bu arada Sema'nın YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Şuraya. Nereye koyacağım? Belki koymak. O zaman Enver'cim bu ilk ve son süt dağıtıyoruz diyormuşum. İyi otur o koltukta. Bir daha oturamayacaksın. Bak çok insan istiyor bu koltukta oturmayı. Evet evet. Çok fazla talep var. Ay yüzüm gözüm açıldı ha. Evet arkadaşlar. Pala gözlüğünü çıkardı. Bak sadece süt içenler ve süt satanlar görür bunu. Pala gözlüğünü çıkardı. Her şeyi unutun. Bunu unutmayın. Arkadaşlar yağmur başladı bugün. Duygu Hanım. Hava kapalı. Ben sola döneceğim biraderim sen. Saat tam 5'te Çağdaş Otoparkı'nda bir müşterimizle randevumuz oldu. Teslimat mı? Teslimat. Şuraya şöyle girmeye bayılıyorum. Nasıl? Böyle. Hoşuma gidiyor. Hoşlanıyorum böyle. Al emanete. O filli bir dönüş. Kurtarır mı? Kurtarmazsa bu arabayı satarım kurtardı. Şimdi buradan Bekir ablaya gireceğim. Baban izin vermiyordu ilk başlarda senin gibi. Babam çekmeni. Çok evet çok o anlamda çok katıldı. Arkadaşlar bu arada ben Sema'nın babasını biliyorum tabi siz de biliyorsunuzdur Instagram'dan falan görmüşsünüzdür. O beni tanımıyor çok fazla herhalde. Videomuzu izledim bilmiyorum. Şeyde Emel hayır o videoyu izlemedim muhtemelen. Sema'nın kanalında da şey var bizim bir evet. Sene oldu mu? Bir sene önce bizim çiftliğe gittik Sema'yla. 6-7 ay önce. Geçen yaz sonu herhalde değil mi? Öyle öyleydi. Öyle bir şeydi. Bizim çiftlikte video çektik Sema ile birlikte. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar izlemeyenler varsa. Onu koy oraya buraya bir yere. Neyse işte ben bir gün hayvan pazarında gittiğim zaman Instagram'dan atıyorum hayvan pazarındayım falan fiyatları falan. Sen mi attın babanı gördüm diye ben mi sen söyledim? Yazdın. Dedi ki babam da orada karşılaşırsınız dedim. Ben de hangisi baban? Hepsi. Vallahi billahi. Emel bana bir fotoğraf atmış tamam mı? Fotoğrafta 5 tane adam var. Beşi de babamın, beşi de babam. Anneme gösterdim. Annem bile dedi ki ben buradan kocamı nasıl ayırt edeceğim. Aynı şapka, hepsi aynı kıyafet. Bıyık aynı, bıyık evet. Modeli. Kapitone böyle baklava desenli bir mont. Kasket. Ben de gittim işte. Bunun babasını çekiyorum. Bu mu baban? Yok değil. Bu mu diyorum. Aa bu mu acaba? Bu mu, bu mu, bu mu? Babası en sonunda bir baktım babası şeyde. Hayvan pazarının önüne şöyle ufak pazar gibi bir şey kuruluyor.
orada işte şey alıyordu. Tarak marak zincir. Şey alıyordu o ara. El arabasına tekerlek. He, tekerlek falan. Gittim ben de yanına. Abi dedim, ben dedim seni çok seviyorum dedim. Videolardan görüyorum mesela. Aa dedi, adam sevindi. Onun çok hoşuna gidiyor. Dedim abi şey, ne olur bir fotoğraf çekelim. Beşir ablacığım nasılsın? Ben deyim. Ablacığım ben geldim, binebilir misin? Ben şey yaparım, apartman kapısına gelirim. Yani hiç yağmura çıkmazsın, sıkıntı yok. Fena yağmur yağıyor şu an. Fena! Islanacağız şimdi. Emre hadi gittim, sen yok, ver. Yok. Hadi lan. Yok. Ben bilmiyorum ki yani, götürürüm normalde de. Şurası. Duşuna mı yağmurluk giydik be Altan? Tezenin yaş tahtaya basmaz. Asla, ben gidiyorum. Vada! Vada! Şimdi bir telefon görüşmesi yaptıysam ben hızlı bir şekilde. Oğlum var ya, bu arabayı ilk defa biniyorum. İşte bu senenin başında. Yağmur yağmaya başladı, tamam mı? Bunun da her şeyi otomatikmiş. Ulan silecekler çalışmaya başladı var ya şimdi. Oha! Fena yağmur başladı. Olmuyor. Şimdi burada bir tane hacı amca bekliyor ama. Sevim abla, ben geldim bu sefer gri Doblo'yla geldim. Sen ona bir söyleyebilir misin? Kim bekliyor beni? Zor iş ha. Heh? Zor iş. Yemek olmadan yemek olmaz. Yemek olmaz aslan. Ablacım tamam, şimdi verdim sütü. Anne çok yağmur var, bir yerde bekleyin, ben geleceğim tamam mı? Boy. Kaldırmamış kadın. Benim ladanın içi su dolmuştu. Kesinlikle dolmuştu. Kaldırıma çıkmak zorundayız. Oğlum göl olmuş, şuna baksana, balık atsan gider şu an burada. Gider. Arabalar geçsin diye mi kaldırma çıkmış? Ben nasıl ineceğim arabadan? Emre bunu sen versene, burası göl. Tamam. İndiğim anda ayağım soğuk. Süt var yanında, onu vereyim. Arkada 2-5'lik vereceğim buraya. Şuradan kapıdan çıkacaklar, ben camı açayım. Buradan mı? Aynen. Benim üstümde bir şey yok. Nasıl olacak? Koca yürekliyim ben. Bir dakika şurayı bir göstereyim. Burası şu anda Bek. Tamamen göl. Bek. Sağ taraftan 2-5'lik alacaksın. Allah, arabanın içi su doldu. Bagajı açamadı Allah görmesin. Ben buradan geçeceğim, yapacak bir şey yok. Değilmiş tabii ki de. Sen açam. Sağdan. Sağdan iki tane. Ablacım. Ya Allah'ın körlüsü. Niye açamadın? Komple göl olmuş her yer. Çok fena. Abi de yarım saat oldu ya. Evet. Hayır, bu kadar hızlanalı bir 15 dakika falan oldu. Yarım saat bile olmadı. Ya bak. Oldu. Çok video çektik. Yani Orhun abim gibi 1,5 saat açacağız galiba videoyu. Arkadaşlar benim videolar çok kısa öz olur normalde. Yani 15 dakikada, 10 dakikada. Ama bu video galiba 1,5 saat olacak. Şimdi buraya tak bakalım. Takalım. Beraber. Sevgili Enver Demirkaya, bugün seninle yaklaşık bir 95'e kadar kesildim. Evet. Günümüzün artık sonuna geldik. Seni nereye bırakayım? Nereye tüküreyim seni? Beni, arabam var. Az beni aldığın yerde ileride. Aldığın yerde mi tüküreyim? Evet. Arkadaşlar, Seman'ın da dediği gibi sütümüzü dağıttık bugün. Evet. Çok güzel bir video oldu bence. Bence de. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seman'ın kanalına da abone olun arkadaşlar. Ve genç sütçüler böylelikle çoğalsın. Evet. Ve Türkiye'de. İleride ortak projeler ya da böyle bir örgütlenmeler, hepsini yapabiliriz. Yani hepimiz bir arada olursak. Evet. Her şekilde bir baskı. Evet, Orhun abi. Orhun abi, o kadar mesaj attın be. Şurada benim arabam. Şimdi Enver'in takozun yanına geldik. Orhun abi, o kadar mesaj attım, hiç bakmadın. Orhun abi, şu garibanı da bir gör. Şu garibanla da bir video çek be abi. Enver'in ladasının yanına geldik. Evet. O zaman gidiyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.